aşkı ya. En tatlı, en lezzetli veriliş sunayla yemeğe değer de finaldı. Hanımlar ve canablar, karşılayın Suna Kasımoğlu. Mercan, sen benden daha iyi yaparcısın. Suna Hanım, öyle bir ki boksta ringe sizi davet edirdim. Ya bak söylerim, çok ciddi olarak burada bir sürü aparıcı vardır Azerbaycan'da. Vallahi sen keşfedilmemiş aparıcısın. Yo, ben hazırlaşayım UFC'ye, MMA aparıcısı olacağım. Yo, boks aparıcısı kimi, yani kim isteyir beni davet edebilir. Yani öyle bir gaza verirsen... Özüm ölüm, öyle bir anlık dondunuz. Ben fikirleşirim ki hani düz değil, Suna Hanım durun demek istiyor. Şimdi ise niye bana böyle Ramal baktı? Ramal niye baktın öyle bana? Ya o danışabilmez, ihtiyarı yok. Suna Hanım, ay Suna Hanım. Anladım. Bu kısa kola ne deyirsiniz? T-shirt. T-shirt ha, t-shirt giymemişim. İsteden pişirem. Kondisyoneri koşmuşuz, Allah razı olsun. Gördün mü Mercan, gördün mü oğlum? İlk defedir ki ben düşünmezdim ki kış ayında kondisyoneri göre size çok sağ ol diyeceğim. Gördün? Suna abi ya. Gördüm. Valla neye dikkat ettim bilirsen, artık git gide bu sofra kültürünü sen yapabilirsen. İndi geçelim bu konuyu. Ya sen ne zamandır, bak YouTube komentleri okumursan ama ben okuram. Ha, okumak istedim böyle. Ondan evvel bilirsiniz ne demek istedim. Zarafat zarafat, hafta kurtardı ya. Zaman koşuyor. Bu hafta lap çok hiss olundu. Benim belki iştirakçılar çok maraqlıydı, ona göre hiss olundu. Bir de ayıldık, gördük ki hafta bitti. İştirakçılar maraqlı mıydı? Aydın maraqlıydı ha. Sen maraqlı görmemişsin. Ya bundan maraqlıları olub. Nədən de bilmirəm, siz deyin de. Bilmirəm, ben bu hafta uyudum. Ben bu hafta uyudum Mercan. Dünən de aydın yatmıştı. Hakikaten yani dünən... Ya böyle sen komentleri okumadan ben bir şey söylemek istiyorum. Ben de komentlere çok bakıyorum. En çok söylenen... Kızıyorlar iştirakçılara, bak yemin ederim kızıyorlar. Ya diyorlar Azerbaycan TV'desiniz, insanlar sizi seyrediyor, böyle mi masa kurulur? Ben de o komentleri gördüm. Çok haklılar. Azerbaycan masası böyle olmaz. Hakikaten böyle olmaz ama. Lütfen, çok haklılar. Başka ne diyorlar Marcan'ım? Demeli yazırlar ki Suna Hanım, User Kiwi 1T YouTube 5 yazır. Ele bir telesi yazıbları bunu. Bence fake. Yazırlar ki Suna Hanım, Allah şəfa versin, ağrımayın heç vaxt, xəstələnməyin. Mercanla sizin ikiniz super duetdir. Şəxsən sizə görə baxıram verilişə. Gülməlidir bu duet. Bir dənə də kalp qoyub. Ləzzət eləyir adama. Deyir də. Bak, ikimiz duet yapalım biz. İlkin Nəcəfov yazır. İlkin Nəcəfov, bəli. Salam olsun orada əziyyət çəkən hər kəsə. Aa, təşəkkür edirəm. Sonra Jasminka, Jasminka yazır ki, Suna xanım, aparıcı kimi siz supersiz, kalp, ürək. Ama sen bugün hep güzelleri okursan, niye benim moralimi yükseltmek için? Pisleri de oku ya. Yaxşı. Yazır ki, bacarmırsınız verilişə çıxmayın da, bacardığınız işlə məşğul olun. Yeməkləri niyə ilk də bu verilişdə edirsiniz? Hə. Belə qabiliyyətli oğlan əslində. Aslında süper, bak, benim dediğimi söylüyor. Bir yemeği yarışmaya gelende burada deniyorsun, olar mı yani? Suna xanım, belə deyelim, məncə verilişə gələnlər çoxsa neyinir? Baxır YouTube'da nəyəsə, gedib bu verilişdə də pişirərəm yeməyi. Yani yemeği YouTube'a baka baka pişirirler. Mercan'ım buna karşı değilim. Çok da güzel, çok da geçen. Yani risk alsınlar. Ama evde en azından bir kere. Ben bununla bağlı hemen sana bir şey anlatayım mı? Buyurun. Annem mühteşem kadayıf tatlısı yapıyor. Annem kayınvalidem ama ben ona kayınvalide demek istemiyorum. Kayınvalide ne diye? Yani kaynana. Ha, kaynana. Kaynana diyen de sanki böyle bir kaynana ismi var ya, uzak geliyor. Onun için ben ona canım niner annem diyorum. Canım annem. Canım annem. Ninoşum diyorum ben ona. Ninoşum mühteşem kadayıf tatlısı yapar. Bir dostu diyor ki ona, niner
Ninoş'um ne olur diyor bu kadayıf tatlısının bana tarifini ver. O da tamam diyor yaz. 10 kilo kadayıf, 20 kilo şeker. Böyle arkadaşla yazmaya başlıyor birden kafasını kaldırıyor. Niner ne diyorsun ya? Diyor onu diyor 1000 defa yapıp çöpe atacaksın. Çok düzgün bir söz. Onu dedi önce 1000 defa yap çöpe at ondan sonra da. Yani bu tamaşacılarımız çok haklılar. İştirakçılarımız nasıl nece olar ki hem de hiç duyulmamış yemekleri, hiç bilinmemiş yemekleri, hiç denememiş yemekleri gelip burada tamaşacıların karşısına bir de yarışmada bizim karşımıza. Yani ben de öyle böyle bir aparacı değilim ki aşbazım. En azından biliyorlar ki Suna bu aparacı bu işten bu işi başa düşüyor. Yani en azından fikirleşmeliler ki ya Suna Hanım'ın karşısına biz bunu nece çıkaracağız. Sonra da tamaşacılarımız orada yazıyor ki Suna Hanım nasıl olsa galibi belirliyor. Böyle yemekler gelirse haksızlığa tahammül edemirem tabii ki. En tatlı yemeği birinci yapıyor. Suna Hanım demeli Ülviye Zülfügarova yazır ki bizim iştirakçı vardı Könül. Bəli, hiç kimin ümit eləmədiyi, bəli. Deyir aferin Könül'e, əla qabiliyyəti var. Çox uşaqdır, gülür. Amma qabiliyyətli, bacarığı da var. Ya bu gönül beni bile yanılttı. Ne anlamda kendime kızıran biliyor musun? Üzür istəyirəm sözünüzü kəsirəm. Bu həftədəki ay gün kim oldu ya? Hakikaten öyle. Beni çok yanılttı ama Gönül'ün sonraki o kamera arkasında da anlattı onu. Kamera karşısında da anlattı. O hikayesi beni çok üzdü. Dedi ki Suna Hanım siz değil benim dedi kohumlarım bile bana inanmırdı. Okumama. Çünkü neye göre böyle bir görüntüm var dedi. İşte sevirem dedi tırnaklarımı uzatıram, özüme bakıram. İnsanlara farklı bir imaj sergilerim. Aslında hakikaten hamımızın yaptığı en büyük yanlış insanları dış görüntüsüyle değerlendirmek. Göründüğüleri kimi olmurlar da? Tabii ki bilemezsin. Ama bir şey de var da. Göz değdir. Ayda Suna Hanım. Vallahi bak. Bir şey diyeyim son vaxta bir şey istemişim ki. Benim gözüm var. Vallahi var. Göz de iki tane. Ha, ay çok komiksin bugün. Bugün bak göz değdirdin. Ya da beni telestirdin takabilmemişim. Ha, oldu mu? Orhancığım oldu mu canım? Sana sormuram Mercan çünkü... Bizim sesçi var Ramal. Ha. Onda da nese var. Bir de görse ki kart atırım. Pişt. O Ramal'a göre mi? Fikir vermişsin. Ha, üstünden at. Ama bir şey söyleyeceğim. Hakikaten gözün değer ya yok Mercan. He, beni olabilir. Değilsin de. Bak, onu söyleyecektim. Ben ne zaman uşaklarıma... Aa çok iyiler, çok geçenkler desem hasta oluyorlar. Mene demeyin parça parçalarım. Çok sevdiklerime bazen o kadar içten söylüyorsun ki aslında göz her zaman kötü niyetli değildir. Ne oldu? Suna Hanım, birisine danışmak isterim. Sen var ya Mert. Suna Hanım. Koymadılar ya. O kadar çok konuların vardı ki halbuki. Mende konu bitmez. Konu bitmez eş vakt. Ay yalnız hakikaten bitsin çünkü çok danışacağız yine. Senle danışınca enerjim bitir. Suna Hanım belki biz bir görüşeyim. Niye bir altı pazar görüşüp söhbet elemiriyiz? Senden. Hadi ne olar. Ay altı pazar bir bırak da yani diğer dostlarımı. Hadi gelsin. Ay gelsin iştirakçılarımız haydi. Ay kıyamet kopacak mı sence? Yok kopmayacak bu hafta sakin. Gelsin, gelsin iştirakçılarımız. Değerli iştirakçılarım, hamınız hoş gelmişsiniz. Enerjiniz yüksek olsun. Uyuyan gözler, baygın baygın bakan, yorgun gözler görürem. Bunları görmek istemirem. Hem de sevgili tamaşacılarım için. Canım tamaşacılarım, ekran karşısında sizler de hoş gelmişsiniz. Sizler için de iştirakçılarımızı böyle biraz hareketlendirirem. Diyorum ki bugün 5. günün seyrinde ne olur? Enerjiniz yüksek olsun. Hem onu karşılığı bizi seyredenlere de yansıtalım. Hem de mene de yansıtın. Bakın bu hafta hastaydım. Bak Turan öyle bir bakıyorsun ki birazdan desem ki sana Turan git içeride biraz uyu uyuyacaksın. Neye göre Turan uyumadın dün gece ya yok? İş mi vardı? Bəli işler çok olur Suna Hanım. İşlerle alakadar. Biraz gec gəlirik, gec dururuq. Kaç yaşın var Turan? Kaç versəniz? Ya kaç versən? Verdiyiniz yaşdayam. Olmaz. Nə qədər verirsiniz o qədər. Olsun. Yani
böyle tam çalışacak yaşlardasınız, anladı mı? Tam enerji yüksek, bir iş, o iş bitti, öbür işi de yaparım, onu da yaparım. Tam o yaşlardasınız. Onun için ay çok yorgunum bugün, bu iş bitti falan, hiç benlik değil. Hiç benlik değil. Bahar'cığım sen de diyorsan ki kaç yıldır çalışıram Suna Hanım, değil mi? Evet. Valla şu anda en enerjik Bahar'ı göreceğim biraz. Evet. Aferin Bahar. Aydın sen necesen? Sağ olun, iyi akşamlar siz. Aydın sen iki gün iyi başladın. İki gün. Üçüncü günden sonra, yani senin gününden sonra sen bir düştün. Çok yoruldu diye ona göre. Ne oldu sana? Çatdırabilmirəm. İş, bura, məşqlər, ona göre çatdıra biraz yorğunçuluq olur. Aynı şeyi sana da soracağım. Kaç yaşın, ne işin var senin? Məşqlərə görə yorğun olur. Ne məşq? Məşq ne? Bak yönetmenim oradan soruyor. Qaçmaq. 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 Məşq deyəndə yönetmenim hemen böyle oluyor. Mr. Muscle ya. Hə. O da soruyor ki ne məşqlə məşq olursa. İndi qaçmaq. Əvvəl qaydasız döyüş idi Zarım əlimdə. Hə. İndi qaçmaq. İndi qaydalı döyüşdür. İndi qaydalı döyüşdə qaçmaq. Bəli, bəli. Bulvarda qaçmaq. Bulvarda qaçmaq. Nəyə görə? Şeyə fit maratona mı katılsa? Yox, yox. Fit qalmaq üçün. Hə. Amma səndə maratoncu bir tip var. Olabilir. Yani maraton, olabilir. Anladın mı? Maraton. Yüngül atletika geçmişim. Gerçekten bak öyle bir tipim var. Peki evet, enerjik miyiz arkadaşlar? Ve evet gelsin bugün Suna ile yemeğe değer final günü. Heyecanlısınız. Çok. Çok. Niye Turan, bir tek sen çok dedin, diğerleri demedi. Yani sonuçları bilmek için heyecanlıyım. Dün yani, heyecanlıydık, bugün yok. Bugün yok. Niye? Aslında bugün heyecanlı olmalısın. Dün Bahar xanımı yeməklərini həyəcanla gözləyirdik. Ona görə. Aydın açdın konuyu. Danış bakalım. Dünən nə bekliyordun? Yüzümə vurma da dayı. Yox, vuracaq. Onlar. Peki Aydın, gəl sən başladın. Madem konuyu açdın, başla bakalım. Bu haftayı değerlendirmeni istirəm, həmişə olduğu gibi. Bir kere diğer iştirakçılardan da söz alacağım ama Aydın. Bu hafta mən kendi adıma söyleyeyim, beni yanıltan, hatta ekibi yanıltan bir iştirakçı oldu. İnşallah yaxşı yöndə. Hatta yaxşı yöndə. Hatta mən inanıram ki sən sonradan sevinməyə başladın. Hiç bunu fikirləşdin mi? Ya geldim 3 tane hanım, eyvah, bunlar da yemek yapanı okşuyor. Ben ne yapacağım? Ama baktın ki yavaş yavaş, yani çok da iddialı değiller canım. Seni biraz rahatlattı ve bu fikir geldi mi? Bu düşünce fikir geldi mi? Bəli, bəli. Anlat çok, bakayım bu haftayı biraz. İlk günden geldi. Yani ilk günden ağlıma geldi ki, yani hanımlar da yarıştasan, ola bilər ki 50-50 yedi de yani. Hanımlar da böyle çok yemek, iyi yemek yapanları okşuyor. Yok, yaxşı pişirenler de oldu. Tamam da yani, değerlendir o zaman. Bu masada sence en iyi haftayı kim geçirdi? En iyi gün kimindi? Ya da diyebilirsin ki ya Suna Hanım, işte Tuğra'nın çorba çok iyiydi ama Azeri'nin salat çok iyiydi, Bahar'ın paellası doğrudan çok iyiydi mesela. Doğrudan da öyleydi. Sen söyle bakayım. Keçen verilişte de demiştim, Turan Hanım'ın tortu çok hoşuma gelmişti. Yani tatlıydı. Turan'ın en çok tortu. Tortu, bəli. Peki çorbada en çok kiminkini çorbada beğendin? Çorbada... Kendin de söyleyebilirsin. Çorbada yani çorbalardan öz çorbamı yedim bir tane. O biri çorbalar iyi ben. Biri tomat idi, duzluydu. Mənə düşən tərəfi duzluydu. Sizə də tərəf deyəsən duzlu düşdü. Duzluydu. Amma salatı heç kim bəyənmədi. Mən bəyəndim Azərin xanımın salatını. Peki Bahar Hanımcığında neyi bəyəndin? Masası. Bahar Hanımda masası, səliqəsi, onun servisi, düzülüş tərzi, qab-qazaqlar, velisabet. Özellikle o sebebi verdi mi sana Aydın? Üstəkərli söz verib ki, verəcəyini görəcək. Ama Bahar onu Uğur'u diye getirdi. İki tane de minicik minnoşlarını getirdi. Ha, minnoşları da sizi boş getirdi, sağ olsun. Boş getirdi. Peki, boş getirdim, dolap aldım. Peki Aydın, senden tekrar söz alacağım. Azer'in, Turan sen hazırlan. Ben o balla ilgili sana döneceğim. Azer'in, sen bu haftayı değerlendir. Yani özün içinde beklediğin gibi oldu ya yok? Ben özüm yok, hiç. Hiç yok. Ama yani burada ancak birbirine rəqib görürüm Aydın ve Turan Hanım, mən ve Bahar'ı çıkmak şartıyla. Peki Azer'in, ilk geldiğinde sana da soracağım ki bu ekibe ilk gelende, iştirakçıları görende dedin mi vay vay ya çok iyi. Yani ilk hissiyatım benim hiç için çok önemli. Hiç onu düşünmedim. Mən fikirləşirdim ki yani bacardığım yeməklərdi, mən onları eləyəcəm ve sadə bir şeydi mənim için. Həmişə düzeltdiyim, pişirdiyim yeməklərdi.
Ama alınmadı. Kendinde alınmadı. Bəli. Seçdiyin menü mü yanlışdı acaba? Ne fikir hem seçdiyim menü, hem biraz tələsdiyimdən menüda nəyəsə biraz azaltdım. Əskiyə elədim. Yəni onlar istərsəm özə çıxdı və mənim mənfi tərəfim keçdi. Peki masada senin için en favoriler nelerdi? Onu hamı dedi. Şirniyatım. Yo, yine de sen diyebilirsin. Şirniyatım. Yani özümün şirniyatı çok iyiydi. Baharın bu, senin de vardır. Şirniyat ancaq. Özümdə ancaq şirniyatı gördüm. Özümdə şirniyat. Ancaq Turanda? Turanda. Yadında da? Dolması. Dolması biraz. Dolması, şirinyatı, Turanda, çorbası. Turan incimi ama yani böyle salatası. Wow diyen bir şey yok idi mende orada. Tatlıdan wow diyen bir şey yani yemeği de yok. Bence sizinkinden wow oluydu. Yani sizinle olabilir ama benim için yani. Söylediğiniz yemeklerden kıyasla mende öyle wow oluydu. Olabilir. Peki Azerin, tamam Turan sana da söz vereceğim. Azerin sence ama bu haftada genel bir bakarsan, çünkü tek tek tamam, işte onun tatlısı, onun bilmem ne. Ama genel olarak bu haftayı değerlendirdiğinde ya bu masa ama yarışmadaki en iyi masaydı diyebileceğin hangisi? Bir bütün olarak baktığında. Aydın. Aydın. Ne diyorsun Aydın? Ben razılaşa da bilirim. Yani, hakikaten doyumlu yemekler mendeydi de. Sen deydi. Aydın öyle diyor Azerin çünkü bir tek hakikaten senin yemeklerini bitirdi. Değil mi Azerin? Evet. Ben de öz yemeğimi yedim en çok. Bir de şirniyat yedim. Peki gelelim bal sohbetine. Dünenden beri ben tamaşacılarım da biliyor. Turan, ben bunları sizlere sorarken aslında biraz da tamaşacının sesi olarak sorurum. Çünkü sonradan yazılıyordu, anladın mı? Şimdi ben yine ballara bakıram. Sen bu hafta Azerine verdin. Ha, 7. Ha, Azerine verdin 7. Değil mi? Bəli. Aydın'a 7 val. Bahar'a 8 val. Taktika. Taktika burada geçmiyor Aydın. Taktika yani bunu değil. Turan da bilir. Turan taktika söz vereceğim değil. Sana. Aydıncığım burada tamaşacılar da bilir. Burada taktika hiçbir şekilde geçmiyor. Hatta bir tamaşacımız da yazmış ki onu söylemiştim. Adaletsiz bulduğum balı saymayabilirim ama sonuna kadar gözlüyorum, anladın mı? Buradan da o tamaşacımıza cevap vermiş olayım. Niye o balları saymadınız o zaman Suna Hanım? Geçen haftakiler de adaletsizdi diyor. Ben sonuna kadar gözlüyorum balların ne olduğunu. Peki Turan, yani burada şimdi sormak istiyorum. Yanlış anlamıyorsun. Yok Bahar. yok elbette. Şöyle yani sana 8 verdiyse o zaman diğerlerine de onu verseydi demek istiyorum. Yani diğerlerine de. Neydi o Turan? Öncelikle herkesi salamlayıram bir daha. Ve demek istiyorum ki yani Bahar Hanım'ın yemekleriyle Aydın Bey ve Azerin Hanım'ın yemeklerini kıyaslasak yani en belə deyə içerisinde olan en her biri pis olan Bahar Hanım'ın yemeğiydi. Ben de fikirləşdim ki... Onu deyirəm, bəli, en çok Bahar'a sen hiçbir şey yemedin. Bəli, çok özür istedim. Ona göre mən ümumiyyətlə, mən tanıyan insanlar da bilir ki, mən ümumiyyətlə her bir mövzuda ədalətdə qərar verənəm. Her bir mövzuda. Və düşündüm ki, yoldaşlar da bu mövzuda Bahar Hanım'ın üstünə çox gedəcəklər və ona ən düşük balı verəcəklər, ən aşağı balı verəcəklər. Və Bahar Hanım mən bura gələndə əlindəki zəmbilləri, karapkaları, nə qədər əziyyət çəkdiyini gördüm və riskli bir yeməklər etmişdi. Alınmasa da belə, alındıra bilməsə də belə cəhd etmişdi. Yəni onları bizim üçün yaxşı etməyə cəhd etmişdi. Mən ona görə hər bir şeyi nəzərə alaraq, baxmayaraq ki, yoldaşlar mənə o ədaləti etməmişdilər, yəni bal verəndə. Peki bir şey soracağım. Çok şık bir restorana gittin. Tamam mı? Tabaklar güzel, her şey güzel. Önüne bir yemek geldi. Hiç beğenmedin. Hesap geldi sana. Her şey çok şıktı ya, çok güzeldi. O hesabı ödersin ya yok. Sonuca mı bakarsın? Hele servis hakkı da var. Servis hakkını saymıyorum. Turan ne demek istediğimi anladın bel, mı? Bel istedim yani. Yani burası... Vicdan, yani beni bazen tamaşacılar bununla suçluyorlar ama bu vicdan yarışması değil ki. Bu ya da tabii ki Bahar'ın bugün senden, Azeri'nin ya da Aydın'ın, bak Aydın dünen Bahar'a bal verirken ben Aydın'ın, yanlış anlamayın, bu masada çok sesi çıkmasa da çok böyle doğru analiz edip bal verdiğini gördüm. Neye göre? Neye göre 6 verdin dedim. Dedi ki Suna Hanım masa zahmeti.
Yani o masa zahmetine zaten bal veriliyor. Ya onu da verebilirsiniz. Bu arada karşılıklı hamınızın ben balına bir şey demiyorum. Tabii ki sonunda ben de bal veririm. Ama burada Bahar'ın hakkını korurken Aydın ve Azeri'nin hakkını yememiş mi oldun? Başa düştün mü ne demek istiyorum? Diyorsun ya adaletliyim. Ben seni adaletsiz olmakla suçlamıyorum Turan. Yani sadece strateji aslında. Yani olabilir. Stratejik değil diyor hayatım. Yani Aydın da diyor. Yok ben sadece bu Turan seninle beraber diğer gelecek olan iştirakçıların ya da tamaşacıların suallerine cevap veririm. Başa düştünüz mü? Yani sen birinin hakkını alırken diğerlerin hakkından alıyorsun aslında. Bilirsiniz Suna Hanım, Aydın Bey'in hazırladığı yemekler çok sade idi. Yani o Bahar Hanım kadar risk etmemişti. Yani o neyse bir şeyler, büyük bir, mühteşem bir şeyler etmek istedi. Hayatım, o mühteşemliğine yani göre ben onun Bahar, içimden geldi o balı vermeye ona. Yok, Bahar'ın üstünden gidiyoruz yani. Da Bahar da yanlış anlayacak. Bahar söz konusu o değil. O zaman Azer'in de ana yemek ne yapmıştın Azer'in? Pomidor. Yok, tomat çorbası. Ana yemek. Makaron. Ha, makaron. Azer'in de deseydi ki onun ismini cavcavlı bir isim koyaydı, ha bunu getirdim. Ama çok sade yemeğiydi. Suna ama Hanım, onunla kıyaslasak. Yani o neyse bir mühteşem bir şey etmeyi istedi. Ama ona Turan ben katılmıyorum. Yani senin için bir yolda gittiklerin sonucu önemsemez misin? Ben hep onu söylüyorum. Sen onu pilav ve tavuk olarak değerlendirsen, sen diğerlerine daha yüksek bal verseydin ya da değerlendirmeni şöyle Bahar'ın yemeklerini daha çok beğenseydin, 8 bal verseydin bir şey demeyecektim. Ama ben senin yiyip yememene baktım, mimikalarına baktım. Sen Bahar'ın hiçbir yemeğinin ucundan tattın, hiç yemedin. Azer'inde yedin, Aydın'da yedin ama Bahar'da hiç yemedin. Bahar'a 8 verdin, diğer iştirakçılara 7 verdin. Ben sadece Bahar'ın değil, burada o zaman Aydın ve aslında Aydın'dan ve Azer'inden de ses çıkması gerekiyordu aslında sana karşı ama onlar çıkarmadılar. Peki Turan, yani ben seni üzmek adına demirem bunu. Yok bilirim ya, sadece ben Bahar Hanım'ı doğrudan da çok eziyetler. Yani burada hiçbir iştirakçı Bahar Hanım ve benim kadar stol için necə de çaba göstermeyip özleri de belki de təsdiq edirlər. Çünkü indi de bak əməkdaşlarımız söz söyleyebilirlerse çeksinler ne kadar demiyorlar ki evin yarısı buradaydı da yani Bahar Hanım'ın zəmbillərində, karapkalarında. Ben her bir şeyi nəzərə alarak hanım ve ne kadar əziyyət çekip ona göre ben bütün değerlere değer vererek o balı tabii ki vermek isterim. Yani Turan'ın bu konusu sadece bu konu değil. Azer'in sizler de bu konuya karışabilirsiniz. Ben istiyorum sadece kesme istemiyorum sözünü. Yok tabii ki. Bu yarıştı. Ve her birimiz seçim edirik evvelden. Her birimize seçim karşısında deyirler menüler seçin. Yani arkadaşlar, Bahar Hanım riskli menüyü seçti. Artık o onun özüne məxsus. Ve ben ona orada neyse deyim ki, hə, buna görə mən yuxarı bal vermi. Məncə düzgün deyil. Balı burada sırf gün necə keçdi, yeməklər necə pişirildi və bunlar hamısı necə ötürüldü süfrəyə. Məncə buna görə, ay mən qaşıq getirmişəm çoxlu, ay mən nə bilim, yemək seçmişəm ağır. Məncə o tabii, düzgün tabii, deyil. Turan, Suna Hanım, mən ümumiyyətlə bu sualına bağlı bir nöqtə qoymaq istəyirəm izninizlə. Bahar Hanımın əziyyətini çox gördüm, çox dəyərləndirdim. Mən özüm genəldə çox əziyyətkeş bir xanım olduğum üçün, mühteşem özəl günlərə özəllik qatdığımız üçün və o əziyyətlərə nə olduğunu bildiyim üçün Bahar Hanımın əziyyətini dəyərləndirdim və eyni zamanda da bu yoldaşlarımın da dəyərlərini dəyərləndirmişəm, əziyyətlərini dəyərləndirmişəm. Yəni ürəyimdən gəldiyi üçün Bahar Hanıma o balı verdim. Yox, zaten yüreğinden yani geldi. Burada her bir şey yaygın ki. Burada niye bu verdin da sohbeti gitmiyor. Bəli, ama neden verdin? Bəli, açıklaman lazım. Açıkladım. Çünkü tamaşacılar yazacaklar. Canım tamaşacılarım. Ona göre ki Bahar Hanım doğrudan da çok eziyet çekti. Çok eziyet çekti. Çok çaba göstermişti. Ona göre de ben üreğimden geldiği için o balı verdim. Peki. Yəqin ki beni başa düşersiniz. Ha. Peki Bahar'cığım, şimdi sana söz hakkı da düştü. Bahar, seni tenkit etmedim. Anladın Estağfurullah. Mı? Estağfurullah. Benim için de çok değerli ama sonuç olarak bu bir yemek yarışması. Çok değerli senin evden getirmelerin. Başa düştün mü? Çok. Ama sonuç olarak bunun adı tattığın yemeğin tadının yarışması. Öyledim. Ben açığım desek,
özümün süfrə xaric, yəni o dekor xaric özümün bişirdiyim heç nəyə bəyənmədim. Dünənki yeməklərimi ümumiyyətlə mən özüm belə bəyənmədim. Niyə bəyənmədim? Əslində elə yeməklər bişirən deyiləm. Tembol da o mənim şah əsərim idi belə götürsək də, o kəsmili tart. Mən onu evdə çox mükəmməl hazırlayıram. Sadəcə yenə də deyirəm, vaxt məhdudiyyəti. Mən öyrənmişəm mətbəxtdə havalı-havalı hərəkətlər. Rahat. Yəni, adicə o kəsmili tartı bişirəndə mənim bir gözüm durur ancaq, belə deyə, sobada. Ki, yəni, mən onun dəqiqəsinə baxıram, endirirəm, söndürürəm belə. Amma burada, o orada bişib, bir an bu birisi yeməyə bişirdiksə, o yaddan çıxır, qaçırsan o birisinin arxasından. Yəni, biraz mövzu fərqlidir. Ya, həqiqətən kimsə deyir ki, burada hər şey, o tamaşaçılar bəzən otururlar o ekran arxasında, deyir, mən bunun yerinə elə qəşəng eləyərdim ki, yəni 2 dəqiqənin içində onu hazırlayardım. Aslında amma, bunları danışmanız çox güzəl. Niyə deyirəm? Çünki həqiqətən də mən deyərəm ki, gəlin bura, yəni bütün tamaşaçılar, gəlin bura. Və görəcəksiniz ki... Amma sən qabağcadan bilirdin də, 2 saat vaxtın var. Yəni, bilsən, mən bir şey də var da. Mən deyərəm ki, gəlsinlər bura və bu əziyyəti, bu çətinliyi görsünlər. O tamaşaçılar orada o rahatlıqla yaza bilməyəcəklər. Mən də onlar kimi otururdum, deyirdim, buna baxı, Nürcül, sən onu deyirəm, 2 dəqiqəncində hazırlayanmadın. Yəni, o yorumları mən də yazırdım. O komentariyaları hansı niklə yazırdı onu? Ah, necə deyim, yəni... Nərcan da bazən bir isimləri okuya bilmiyoruz, bıcı bıcı bıcı. Onlardan biri sən miydin bana? Fake profillərindən cəmaatı yazırmışdım yəni. Yox, sadəcə olaraq həqiqətəndir. Mən yenə də deyirəm, çox asan gəlməsin heç kimə. Kimsə başın üstündə durur, sənə vaxt təyin edir, bunu elə, onu elə. O mümkün deyil, yəni asan deyil. Mən adicə üzr istəyirəm Suna xanım, evdə anam məni bura yola salanda mənə deyirdi ki, bax, yəni bilirsən ki, deyirəm, ay mama, sən dediyin kimi deyil, Allah razı olsun, sən dediyin kimi deyil, burada, orada vaxt söhbəti. Sən de biz evdə hamımız xanımlar mətbəxtdə havalı gəzirik, istədiyimiz kimi hərəkət edirik falan. Yox, kesinlikle. Amma bura fərqli bir yerdir, bura fərqlidir. O yüzden de ben buradan sürekli söylüyorum ki, ne olur diyorum, iştirakçılarımız öyle böyle değil, her işi ciddiyetle yanaşmalı ve siz buraya gelen de aslında yapmak istediğiniz, yaptığınız en iyi yemeği yapsanız risk bir kere azalır. İki, o yaptığınız yemek bile olsa mutfakta gidin bir daha deneyin, bir daha deneyin. Başa düştün ne demek istiyorum? Çünkü en azından riski azaltırsın. Ama sen dünen bir de, ben çok severim riskli yemekler yapılmasını bu yarışmada. Ama sen bir de çok yapmadığın, hiç yapmadığın çok riskli yemekleri yapmaya çalıştın. Elədir, ben sadece bilirsiniz necədir. Belki de həmin yemeği çok mükemmel eləyebilirdim burada. Dediyim o ərzaqlarla, yəni təmiz məhsulları falan. Sadəcə olaraq onu eləyə bilmədim, çünki yenə deyirəm, versəydilər, tutalım ki, desəydilər 3 yemək, mən onsuz da onu 7 dəqiqənin içində hazırlamışdım. Desəydilər 3 yemək rahatlıqla eləyərdim. Amma 4 mövzu yemək, var, 4 yəni, yemək biraz mənə çətin gəldi. Sana çətin gəldi, amma Bahar, genel olaraq istatistiklərdə bu yeməklər çox rahat yapılıyor və başqa iştirakçılarda zamanı kalan bilə oluyor. Sadəcə, məsələ burası ki, mən mətbəx adamı olmadığıma görə, yəni iş adamıyam deyə, mətbəx adamı olmadığıma görə mənə biraz çətin gəldi. Peki, Aydın, sən burada aslında bir şey söyləyə bilərsin ki, sən də mutfaqdan çıxmayan biri misin? Bir də yəni, Allah şifa aban diləsin. Yox, deyil, amma Aydın da çatdırdı kəndincə, deyil mi Aydın? Nəyi deyim ona? Yeməyi. Yeməyi, hə, yəni mən də bütün günüm... Neyi çatdıra bilirsin burada Aydın? Aydın, sən burada mısın? Burada. Bu dakika. Yox, mövzu dəyişdi, o başqa şey dedi, siz başqa şey ona görə. Öylə, burada mövzular çıçıçıçı değişir, amma konu, genel konu yemək. Yeməkdir. Yeməyi yadında tut. Gördüğün yemeği daha ne demek? Fikirleşme ne demek? Peki o zaman arkadaşlar sizlere sordum. Azen sen bir söz almak istedin. Bəli, elə arada istedim deyim ki, yəni Turan xanıma yəni qayıtmaq istəyirəm. Turan xanım elə deyir ki, yəni Baharın əziyyətini gördüm, qab-qacaq. Orada dünən Aydın yaxşı dedi, biz əziyyət çəkmədik. Mən yanında oturmuşdum, eşitdim. Yəni, həqiqətən həm gülməli, həm ağlamalı gəldi. Həqiqətən biz əziyyət çəkmədik, biz də əziyyət çəkdik. Yəni, Azərin deyir ki, Turan, sadəcə tabaq getirməyə kimi Ümumi olaraq, yəni, ümumi olaraq, bəli,
Təbii ki, yoldaşlar da əziyyət çəkiblər. Sadəcə olaraq Bahar xanımda mən bir neçə fərqli nüanslar gördüm. Ona görə o ürəyimdən gəldiyi üçün o yox, təbii verdim. Ki. Ya bəli. Turan, sənin çox üstünə getmək istəmirəm. Sadəcə mən də fikrimi çatdırmaq istəyirəm. Sən dekor işindəsin və işində çox iyi olduğunu bilirəm. Çox disiplinli bir qızsın. Müştəri gəldi sana, dedi ki, bu dekor işini yapın, amma sonucu iyi alınmadı. Yəni, müştəri sana dərmi ki, ay Turan Hanım, çox təşəkkür edirəm, əziyyət çəkdiniz, sonuç iyi olmadı amma olsun, əziyyət çəkdiniz, əziyyətinizi dəyərləndirirəm. Bilmirəm, ben yıllardır, 52 yaşım var, yıllardır da iş yaparım. Ay maşallah. Sonunu iyi olmamış hiçbir işin karşılığını alabilmedim. Alabilmem yani, doğrusu da o. Olursa alıyorum. Yani ben de sana yanlış anlama fikrimi çatdırmaq istedim. Çok özür istedim Sınav Hanım. Ümumiyyətlə bizdə belə bir şey var ki, deyir, yıxılana balta vuran çox olmaq. Sən çox adam istəyər ki, yıxılana balta vursan. O manada. Yani mən nə fikrimi çatdırmaq istəyirəm? Atalarım, tamaşaçılarım. Baxın, Sınav Hanım çox özür istəyirəm sizdən. Çox çox özür istəyirəm. Ya. Baxın, Bahar Hanımın heç bir yeməyi heç kəsə xoş olmadığı üçün mən bildim ki, yoldaşlar ona ən düşük balı verəcək və jest etmək istədim. Sadəcə bu yəni. Sadəcə o istədi ki, mən motivasiyadan düşməyim. Bəli, yəni, o anlamda. Yəni mən bunu bildim artıq Bahar xanım Bahar artıq o kadar bütün yeməkləri xoşa gəlməyəndir. Mən burada 4-5 gün hamınızı tanıram. Bahar o kadar güclü bir karakter ki, bundan onun buraya gelişdə kendi özünün karakteri o kadar güçlü ve kendinin neyi çok iyi yaptığını o kadar iyi biliyor ki yani burada bizim onun motivasyonunu düşürme gibi bir ihtimalimiz inan yok. Zaten amacımız da bu değil. Yani ben de tedbir gördüm. Ben de tedbir gördüm. Böyle çıkartıcı bir da onu. Ha yani. Yok. Aydın. Ama öz aramızda həqiqət safsızsın. Niye ki? Altı kolu safsızlıqdır. Çok da kibarca söyledi yani. Ama insafsızsın diye kibar insafsızsın. Kibar kibar. Kibarca söyleyeceğini kibarca söylüyor. Peki oradan yönetmenim işaret yapıyor artık. Ama hamısı seligari kanım öyle mi? Ha, aydın gel. Artık susabilirsin. Yani konu danış dedim, danışmadın. Şimdi ballar dedim artık finali ha, yapıyoruz dedim. Sen başladın danışmaya. Ve geçelim mi artık finale? Hazırsız. Canım tamaşacılarım, ekran karşısındaki canlarım hazırsız. Bu haftanın dördüncüsünü açıklayarak başlamak isterim. Canlarım, canım tamaşacılarım, hanımlar, beyler. Suna ile Yemeğe Değer yarışmasında iştirakçı olmak istiyor musunuz? Eğer istiyorsanız aşağıda yazan telefon numarasına ve Instagram sayfasına müracaat edebilirsiniz. Bekliyorum, hanınızı öpürem size. Bizlerden aldığı, iştirakçılarımdan ve benden aldığı balla dördüncü olan bu haftanın dördüncüsü Bahar sen oldun. Bahar canım. Söylemek istediğin başka bir şey var mı Bahar'cığım? Valla, həqiqətən də... Aslında sen özün de bugün. Bəli, mən bilirəm ki, dəvət, belə deyək, iştirak etdiyimə görə çox sevinirəm. Bugün və bu, ümumiyyətlə bu 4 günün içində o qədər möhtəşəm insanlarla tanış olmuşam ki, gəldiyimə sevinirəm. Hakikaten var. Mən özellikle həmişə söylerim ki, böyle fikirləşən iştirakçıları çok sevirəm. Çünkü burada 5 gün hep beraber çok güzel güldük, eğlendik, çok güzel, danıştık. Böyle ekibimiz, kameramız belki de bir şeyler öğrendik bəli, Bahar, bəli. Anladın mı? Mən ilk önce misal olsun sizin kimi hanımla tanış oldum. Çok teşekkür ederim. Yani çoktan maşın realisi şovsundan bu yana sizinle tanış olmak için can atırdım. Bak görürsünüz, təqdir lahirən deyək. 5 gün beraberiz. 5 gün bir yerdə. Turanı tanıdığıma çox sevinirəm, çünki Turan həqiqətən də dəyərli xanımdır. Azərindəki canımız ciğərimiz, yəni Azərini də tanıdığıma çox sevindim, o da mənim canım ciğərim, dəyərli xanımdır. Aydın bəy həqiqətən deyək ki, 4 gün bizi günümüzü nəşələndirən, bizi motivasiyadan salmağa imkan verməyən, yəni həqiqətən də sağ ol sən Aydın, həqiqətən
Çox təşəkkür edirəm. Gerçekten yani çok, de öyle. Çox dəyərli oğlandı, dəyərli insandı. Çox sağ ol, həmişə pozitiv olasın. Bəli, pozitiv oğlandı. İnşallah belə də qal. Yani bu sənə həqiqətən... Evet Aydın, sən ayrı öyle düşəndə biz de narahat olduq. Ona görə sana hep danış diyorum. Çünkü sana o danışmak, gülmek ve çok yaraşıyor. Anladın mı? Çünkü etrafına çok pozitif enerji saçırsan. Mən baxmayaraq ki, onsuz da bilirdim ki, məndə yani her şey yani belə deyim, mükemmel değil. Ama iştirak ettiğime göre çok sevinirim. Biz çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten sevinirim. Sizler tanıdığıma göre de iki kat. Adına Bahar'cığım iyi ki katıldın. Çok çok teşekkür ederim eziyetine göre. Ve geldik haftanın üçüncüsüne. Menden ve diğer iştirakçılardan aldığı toplam 27 balla bu haftanın üçüncü olan iştirakçısı... Azeri sen oldun canım. Bilirim. Çok sağ olun. Bilirim. Azeri'nin hakikaten iyi ki katıldım. Ben hemşire öyle söylüyorum ki bazen öyle oluyor ki yürekten katıldığını sevindiğim iştirakçılar oluyor. Onlardan biri de sensin. Çünkü niye biliyor musun? Çok karakter olarak da çok kendini biliyorsun, adilsin. Doğru analiz ediyorsun. Kendini de bir başkasını da. Ona göre çok şad oldum. İyi ki katıldın Azerin. Çok teşekkür ederim. Söylemek istediğim bir şey varsa ben şad oldum. Her birinizi tanıdım ve bu hafta benim için hakikaten maraqlı bir hafta oldu. O marağa daha Bahar Geçen dedi. Neşe katan da bizim Aydın Bey'imiz oldu. Çok sağ olsun. Aydın Bey yani zarafat eləyəm. Məncə elə final alan o olacak. Öyle diyorsun vallahi. Eminim. Görüyor musun Aydın hiç fikirleşmezken son ikiye kaldın. Olabilir. Ne fikirleşiyorsun bununla ilgili? Düşünüyor muydun iki iştirakçıdan ya, son ikiden biri olmayı? Öyle düşünmürdüm ama yüreğime dalmıştı ki birinci bana. Öyle mi? İkinci birinci. Böyle, İyi finalde. Peki o zaman açıklayalım mı birinciyi? Yönetmenim açıklayalım mı birinciyi? Ve canım tamaşacılarım bu haftanın... Bir haftanın daha sonuna geldik ve bu haftanın birincisi yönetmenim açıklayalım mı birinciyi? Ve canım tamaşacılarım bu haftanın bir haftanın daha sonuna geldik ve bu haftanın birincisi birincisi Aydın senin olmanı çok isterdim desem... ama Turan sen oldun. Turan gel ederim. Gel Turan oturun arkadaşlar. Aydın bak bunu yönetmenim Ayşe etti. Yani sen çünkü bu hafta bizi o kadar eğlendirdin, güldürdün, pozitif enerjiler verdin ki dedik ki gel Aydın'a bunu yapalım. Aydın tebrik ederim. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben senin ikinci oldun. Aydın hala başa düşmedi ki kaçıncı oldu? Birinci Turan oldu. Ha, birinci Aydın oldu. Yok el çaldım da. Ha el çaldım. Ha, ama Aydın hakikaten beni yanıltan iştirakçılardan biri oldun. Ben... Bilmirəm diğer iştirakçılarımız da aynı fikirdeler mi ama ben hiç fikir vermezdim ki sen bu hafta bu iki Yeşenk hanımı da yenip ikinciliğe geleceksin. Ne fikirleşirsen Aydın? Fikirleşirəm ki... İkinci olmağına yok, ikinci olmağım problem değil. Fikirleşirdim ki birinci olaram. Ama yine de bu yarışmada da iştirak etmək, təmiz, səliqəli, en esası fikir verdim hamısı. Əlcək takır, qəşəng başına önlüyü sonra takırlar. Yani bunların hamısı şərtdir təmizkarlıq. Yani xalı verərkən ona da fikir verirdim. Hər birinə təşəkkür edirəm yarışmada iştirak elədiyiniz. Aydın. Desəm yalan olar, yoxsa necə?
Yok, güzel. Yani bu final konuşmasını da sen gibi yaptın. Hakikaten çok teşekkür ederim Aydın. Senden farklı bir danışma beklemiyorduk. Hala giderken bile bütün ekip, bütün arkayı, yani hayatın hep böyle gülücüklerle geçsin. Hakikaten Aydın. Hep pozitif geçsin. İyi ki katıldın, iyi ki seni tanıdım. Ben inanırım ki buradan da taliplerin çok çıkacak. Ben de senin nikah şahidin olacağım. Buradan söz veririm. Turan. Tebrik edirəm. Teşekkür edirəm. Bekliyor dünya yok. Bəli, gözləyirdim. Çünkü bura gələndə mən bilirdim ki, qalib olacağım. Çünkü özümə, öz gücümə əmin idim. Əl qabiliyyətimə. Çünkü işimə əmin olduğum üçün, necə deyirlər, peşəkar pişirməyi bacardığım üçün bilirdim ki, qalib olacağım. Yo, burada hakikaten bu hafta diğer arkadaşların da tahmin ettiği gibi Turancığım, çok tebrik edirəm seni. Söylemek istediğim bir şey var mı Turancığım? Söylemek istediğim odur ki, yani sözüm Suna Hanım, siz ve mühteşem heyetiniz olmakla size derin teşekkür ve minnettarlığımı bildiririm. Bu mühteşem oyuna bizi aldığınız için çok şanslı hissedirəm özümü ki sizin kimi değerli bir hanımla yakından tanış olduk. Aa, çok teşekkür ederim. Televizyon karşısında tanış idik ama böyle əyani olarak tanış olmamız bize çok büyük bir zövk verdi, çok büyük bir xoşbəxtlik verdi. Var olasınız, işlerinizin uğurlu ve devamlı olmasını. Çok teşekkür ediyorum Turan. Biz de ekip adına iyi ki katıldın. Sizin gibi değerli iştirakçılarla beraber olmaktan biz de çok mutlu oluyoruz. Çok çok teşekkür ederim. Tekrar tebrik ederim Turancığım. Çok sağ olun. Ve canım tamaşacılarım, bir haftanın daha sonuna geldik. Suna ile Yemeğe Değer, Hazar TV, birinci gün, yeni iştirakçılar, yeni yarışma. Sakın kaçırmayın. İyi hafta sonları. Çok seviyorum sizi. Bye bye.